Ne yaptın? Evlerine yolladım bizim çocuklarla. Perişan haldeler. İyi yaptın, iyi yaptın. Hah, ben de size geliyordum. Hayırdır? Gelin benimle. Buyur Aylin abla. Ah, sağ ol. Yalnız mıymış arabada, emin miyiz? Başkasının cesedi olabilir mi? Darp ettiği polisin ifadesi var. Başkası yok. Silahı da arabayı da kaçırmış. Kaza yani. Peşinde olduğumuzu gördü, yan yola girdi. Zaten manyağın önde gireni. Erdal mı şimdi bu? Abi DNA testi lazım. Şunlara bak. Ruhsat Hamza Önder adına kayıtlı. Kullanan kim? Hastanede ne işi varmış asıl araba? Veli Önder. Hamza'nın yeğeni. Onun için de kayıp bildirimi yapılmış. Bir terslik var bu işte Hakan. Nereye? Başka bir dosyaya bakmam lazım. Patlayan araçtaki ceset Erdal'ın mı değil mi? Bunun tespiti için uğraşıyoruz. Cesedin de Erdal'ın da kanı ARH pozitif. Tamam. Biz bunları zaten biliyoruz Tuğba. DNA karşılaştırması bekliyoruz. Bir aydan önce çıkmaz dediniz. Onu beklemeye gerek kalmadı. Nasıl kalmadı? Erdal Boyatlı'nın 2012'de çektirdiği diş filmi. Çene yapısı tutmuyor cesetle. Yani ölen Erdal değil. Evet değil. Eğer adam 4 sene içinde ağzını komple kırdırıp yeniden yaptırmadıysa mümkün değil. Ölen adam %100 başkası. Buyurun. Polis. Hamza Önder mi? Evet. Veli sizin yeğeniniz mi? Evet. 34 VH'de 14 plakalı araç sizin mi? Bizim evet. Girebilir miyiz? Girin, buyurun. Diş filmlerinden diyorsun yani, öyle mi? Evet Rıza baba. Kayıp gencin ailesiyle şu an görüşüyor Hakanlar. Hiç içime sinmemişti zaten. Gözümüzü dört açmaya devam. Değişen bir şey yok. Bildiğimiz gibi devam edeceğiz soruşturmaya. Ve dikkatli olacağız. Senin, özellikle sen çok dikkatli olacaksın. Tek başına hiçbir yere gitmek yok. Abi abartmayalım ne olur. Bu Erdal sana kafayı takmadı mı kızım? Ya tamam biliyorum da yani... Abartma falan yok Selin. Rica etmiyorum. İstersen başkomiserin olarak bir iç yazışmayla emir olarak ulaştırayım. Bizim Veli'nin anası babası küçük yaştayken göçtü gitti. Elimde büyüdü sayılır. İnşaattı, büfeydi falan. Çalıştı durdu Allah'a var. Gitti kızın birine kaptırdı gönlünü. Kızın ailesinin de haberi yok. Bunlar görüşüyorlar gizli gizli. Oğlum gidelim isteyelim dedim. Yok amca dedi. Ne olacak böyle dedim. Ben halledeceğim dedi. Aile zengin hemen gidersek tersleyecekler dedi. Geçen günde kız fenalaşmış. Hastaneye kaldırmışlar. Apansiti mi ne patlamış. Gitmem lazım, görmem lazım dedi. Oğlum hani ailesi izin vermiyordu dedim. Gizli gideceğim dedi. Ta karşıda alayım mı arabayı dedi. Al gözün kör olmayasınca dedim. Hani nerede? O gün bugün 3 gün oldu. Veli yok. Polis aradı geldi dedi arabası yanmış bitmiş. İçinde adamın biri varmış. Aklım durdu. Nereye gideceğimi bilemedim. Kızın ailesine bile gittim. Dedim gördünüz mü? Sizden biri mi bir şey yaptı? Haberleri yok. Kız bile görmemiş daha bizimkini. Ne oldu bir deyin. Deli olacağım burada amirim. Açıkçası Veli'yi biz de görmedik. Arabasının çalındığını biliyoruz. Yani sizin arabanız. Hı-hı. İçinde de bir ceset bulduk ama... Veli'nin cesedine emin olmak için sizden bu örnekleri alıyoruz işte. İnşallah kötü haberle gelmeyiz. Tamam mıyız? Tamamız abi. Tamam abi. En kısa zamanda haber vereceğim size. Mecburen biraz sabredeceksiniz. Sonu hayır olsun inşallah da. Beklemek bir şey değil. İnşallah. İyi günler.
Sanki bir tek benim hayatım tehlikede. Erdal dışarıdayken kimse güvende değil, farkında değil misiniz? Bilmem. Sence farkında değil miyiz? Onu kastetmediğimi biliyorsun Mesut. Yani bu kadar üstüme düşmenizi anlamadım sadece. Düşeriz biz kızım. Biz de böyle. İlk senin başına gelmiyor. Neler yaşadı bu ekip? Neticede benim adımı sayıklamıyor bu manyak. Senin adını sayıklıyor. Öyle, öyle de dışarıda bir yerde senin adını sayıklayan başka bir manyak da illaki vardır. Hadi ya. Kesin vardır. Doğru. Akıllısı bulmaz zaten beni. Vardır tabii. Babası mesela. Kimin babası? Erdal'ın, Azmi. Sen geçen gün görüşmedin mi o adamla? Oğlunu öldü zannediyordu. O da mı yalan şimdi? Bilmem. Biz ne biliyorsak Azmi de onu biliyordu bence. Zaten yurt dışında. Avukatı ne diyorsa. Avukatı. Avukat Uğur. Ya biz bu yeni durumu görüşsek mi adamla acaba? Bence görüşmeye gerek yok artık. Ya da onun bizi görmesi. Bakarım dedim Zilişçim. İş yerindeyim. Sonra mı konuşsak? Ya sonra neyini konuşacağız babacığım ya? Bilmiyorum ki kızım. Herhalde aynı şeyleri. Ya hadi babacığım lütfen ya. Ağustos gibi izne çıkıyorum kızım. Hep beraber gideriz tatile işte. Senin ne acelen var kızım? Ama ben arkadaşlarımla gitmek istiyorum. Hadi kızım çalışıyorum. Sen de çalış hadi. Ya sabır. Yaz geldi mi durmuyor tabii gençler değil mi abi? Benim kızım duracak kardeşim. Yok öyle yaz geldi mi zıplamak. Örnekler uyuşuyor. Hamza Önder'den alınan kan tükürü evdeki yanmış cesette uygunluk gösterdi. Yani ölen Veli Önder. Kesin mi? DNA için daha bekleriz ama bence kesin. Aileye haber verebilirsiniz. Eyvallah Turba, sağ ol. Kolay gelsin. Var mıydı ailenin sende numarası arayan? Abi yüz yüze söylesek ya. Daha bu sabah beraberdik hesabını. Bana bırak istersen. Sen de o zaman üç kardeşim.